Lezzetli yemek tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz börek tarifim var. Hazırlamış olduğum sos ile gerçekten oldukça lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Ben kıymalı olarak hazırladım. İsterseniz patatesli, peynirli de hazırlayabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. İsterseniz hemen böreğimizin yapımına geçelim. Öncelikle bu şekilde yaklaşık 150-200 gram kadar kıymamı üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Ve kavrulmasını bekliyorum. Dondurucudan çıkarmıştım kıymalarımı. Erimesini bekledim. Erdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Güzelce kavuruyorum. İçerisine bir adet orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Güzel bir şekilde kavurmaya bırakıyorum. Soğanlarımız yumuşayana kadar kavuralım. Kıymayı güzelce kavurduktan sonra içerisine baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı toz biber kullandım, çok az miktarda. Çok az kaldığı için bu şekilde kullanma arkadaşlar. Evinizde varsa fazla koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar karabiber koydum. Baharatlarını tabii ki kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Tuzumu da ekledikten sonra kıymalı iç harcımı hazırlamış oluyorum. Artık yufkalarımın arasına sürmek için sosumu yapmaya geçiyorum. Sosu için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta, 1 miktar yumurtalarımı çırpacağım. Daha sonra da diğer malzemelerimi eklemeye geçeceğim. İsterseniz bütün malzemeleri ekleyip daha sonra da çırpabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle yumurtayı çırpıp daha sonra diğer malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı dolusu yoğurt ekliyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı un ve bir paket de kabartma tozumu ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Gerçekten bu sos oldukça lezzet katıyor. Denediğinizde göreceksiniz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Yufkalarımdan bir tanesini aldım. Her yerine güzelce dağılacak şekilde sosumdan döküyorum ve fırçayla her yerine sürüyorum. Boş yer kalmayacak şekilde sürelim arkadaşlar. Bir kenarını iç kısmına katladım, diğer kenarını da katlıyorum. Gözleme yaparmış gibi yufkamızı katlayacağız. Katladıktan sonra bu kısımlarına da hazırlamış olduğum sosumdan sürüyorum. Daha sonra bir kenarını daha katlıyorum. Diğer kenarını da üzerine kapatıyorum. Ve kare bir şekle getirmemiz gerekiyor. Daha sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. İçerisine orta kısımlarına kıymalı iç harcımdan koyuyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Ters bir şekilde fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Aynı şekilde diğer yufkalarımı da yapıyorum.
Hem yapım aşaması oldukça kolay, hem de oldukça lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ölçüleri tam tutan bir ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İkinci yufkam için de aynı işlemleri uyguluyorum. Toplamda 5 adet yufka kullandım. 5 yufkadan 20 adet börek çıkıyor arkadaşlar. Bir tepsi kadar börek oluyor. Aynı işlemleri bu yufka için de uyguluyorum. Kenar kısımlarını kapatıp hazırlamış olduğum sosumdan sürüyorum. Bir kenarını daha kapatıyorum. Diğer kenarını da sosumu sürdükten sonra üzerine kapatıyorum. Ve kare bir hale getiriyorum yufkamı. Daha sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Orta kısımlarımla kıymalı iç harcımı koyduktan sonra dürerek kapatıyorum. Bu şekilde. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi böreklerimiz bu şekilde. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz böreklerimi gördüğünüz gibi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine koydum. Toplamda 20 tane kıymalı börek çıktı. Hazırlamış olduğumuz yufkalarımızın arasına sürmüş olduğumuz sostan üzeri için ayırmıştım. Zaten biraz arttı. Üzerine de aynı şekilde o sostan sürüyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda pişirmeye bırakacağım. Altı ve üzeri kızarana kadar fırınımda tuttuktan sonra fırınımdan aldım. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık bir börek oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.